burada aşağıdaki alanların hangisinde sıvı ölçme birimi olarak milimetrenin mililitre daha çok kullanılması beklenir. Velilerimin yaptığı, bana yaptığı bu sürprizden dolayı gerçekten hem şaşkınlık hem de çok büyük bir mutluluk hissettim. Ve velilerimin bu ahde vefası karşısında gerçekten çok mutlu oldum. Pazar sabahıydı sanırım. Evde ertesi günün hazırlığını yaparken bir velimin attığı mesaj sayesinde okul billboard'a asıldığını gördüm. Önce bir şaşırmadan sonra yani farklı duygular içerisine girebiliyor insan. Olayı öğrendikten sonra o billboardların asılı olduğu sokaklardan geçmemeye gayret ettim. Daha çok ara sokaklardan evime gitmeye çalıştım. Öğretmenlik gerçekten güzel, insanı mutlu eden bir meslek. Zaten insan mutlu olmadığı bir mesleği de yapmamalı. Ölçüm yapabiliyorduk. Burada da cevabımız ne olması gerekiyor? Değişik olması gerekiyor. Geç saatlerde kullanmaktan kaçınmak. Evet, geç saatlerde sessizlik olur. Bu yüzden yüksek ses çıkarır. Rahatsızlık uyandırır. Pazarda yüksek sesle bağırmayı engellemek. Evet, ses kesildiğini önler. Araç sürücülerin gereksiz olduğu çalmaması için bize kralı yani şehir dışında kalan yerlerin hiçbir geleceğimizin teminatı çocuklarımız için emek harcayan Seyitan İnanç öğretmenimiz için verdiği emekleri karşılığında bir küçük bir teşekkür etmek istedik. Bunun için de bu billboard'u hazırladık. Ya biz velilerle beraber nasıl bir şey yapalım? İşte bir yemek etkinliği yapalım ya da kahvaltı etkinliği yapalım. Sonra çok yakın arkadaşımız Sayın Evin Bilek velimize fikir ondan çıktı. Hepimizde de kabul gördü. Biz de hocamıza böyle güzel bir sürpriz hazırlamak istedik. Şehrin farklı noktalarına billboardları astık. Velilerimizin ve herkesin bunu görüp Seyitan hocamızın gerçekten ne kadar emektar bir öğretmen olduğunu herkesin bilmesini istedik. Seyitan hoca sadece akademik olarak eğitim vermiyor bizim çocuklara. Hem ahlak olarak hem de terbiye olarak her türlü desteğini vermiştir şimdiye kadar ve o şekilde de devam edeceğini de düşünüyoruz. Öğrencilerle ilgilenen öğretmenlerin az da olsa bir pankartla onure edilmesi, motive edilmesi güzel bir şey diye düşünüyorum. Merhabalar, ben Fatma Ekinci. Seyitan Hoca ile 4 yıldır tanışıyoruz. Kızım yanında 4 senedir okuyor. Seyitan Hoca bir öğretmenden çok daha fazlası. Çocuklarımızın başarıları için elinden gelenin çok fazlasını yaptı. Çevreye duyarlı, topluma yararlı, kendini bilen ahlaklı birer birey olarak yetiştirmek için elinden gelenin her şeyin en fazlasını yaptı. Bizler de kendisine küçük bir anı olarak billboard'u hazırlamayı düşündük. Diğer veli arkadaşlarla karar aldık. Yazımızda da belirttiğimiz gibi çocuklarımızın mucizesi ve bizlerin şansı oldu. Kendisine buradan yine çok teşekkür ediyorum. Ben de 15 yıl MEB'de çalıştım, çeşitli Anadolu liselerinde. Yani bu teşekkürün önemini çok iyi anlayan öğretmenlerden biriyim. Seyitan Hocam çocukların her şeyiyle uğraştı. Yani bizim çocuklarımızın gerçekten büyük bir şansı oldu. Ki ben kendi çocuğumun özelinden söyleyebilirim. Biraz içine kapanık bir çocuktu, sosyal olmayan bir çocuktu. Ama Seyitan Hoca onun bütün bu şeylerini kırdı. Ve şu anda okuldan ayrılacağı için üzülen bir çocuk haline geldi. Yani biz de böyle bir şey yaparak ona teşekkür etmek istedik. Mutlu etmek istedik. İnşallah mesaj yerine ulaşmıştır.